Türkiye'nin toplumsal yapısı 1. bölüm kavram ve kuramlar. Toplum toplumsal ve fonksiyonel olarak farklılaşmış kişiler arasında eş güdümlü eylemlerin yer aldığı bir örgüt biçimidir. Toplum insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Toplumsal yapı toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütünüdür. Toplumsal yapı kavramı ilk kez Herbert Spencer tarafından kullanılmıştır. Rashid Brown toplumsal yapıyı kişiler arası tüm ilişkiler olarak görmektedir. Ginsberg'e göre toplumsal yapı, toplumu oluşturan temel grup ve kurumlardan meydana gelmektedir. Nadel, toplumsal yapı kavramını somut nüfustan hareketle bireyler arası davranışlardaki roller çerçevesinde açıklamaktadır. Gert ve Mills de kurum kavramının anahtar biriminin rol olduğunu ve kurumun da sosyal yapı kavramındaki temel birim niteliği taşıdığını ileri sürmektedir. Merton ise kişinin çevresini kültürel ve toplumsal olmak üzere iki farklı yapının oluşturduğunu ileri sürmekte. Kültürel yapı, belirli bir toplumun ya da grup üyelerinin ortak davranışlarını yönelten örgütlenmiş bir dizi normatif değerlerdir. Toplumsal yapı ise bir toplumun ya da grubun üyelerinin çeşitli ilişkilerde içinde bulundukları örgütlenmiş bir dizi toplumsal ilişkiler, toplumdaki organize olmuş ilişkilerin bir bütünüdür. Toplumsal yapının parçaları toplumsal statü, toplumsal rol, toplumsal gruplar, toplumsal sınıf, toplumsal ağ, toplumsal kurumlar ve kültürdür. Toplumsal statü. Statü kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konumdur. Öğretmen, öğrenci, din adamı, polis ve sanatçı gibi. Bireyin sahip olduğu statü zamanla değişebileceği gibi birden fazla statüye statü dizisi diyoruz. Temel yani master statü, bireyin sahip olduğu statülerden biri diğerlerine göre daha fazla önem taşıyabilir ve bireyin toplum içindeki kimliğini belirler. Edinilmiş statü, bireyin doğrudan bir çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüdür. Buna örnek yaş, cinsiyet gibi doğumla beraber sahip olunan özellikler buna örnek verilebilir. Kazanılmış statü ise bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüdür. Üniversitede rektör olmak ya da öğrenci olmak gibi. Toplumsal rol, rol belirli bir statüyü işgal eden kişiden beklenen davranıştır. Statü bireye belli hak ve yükümlülükler getirirken rol bunun gereklerini yerine getirmektir. Bir kültür içinde normlar roller yoluyla öğrenilir. Rol, bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları bir oyundur. Rol, bir bireyin işgal ettiği statüde ne yaptığıdır. Rol, bireyin statüsünün zorluklarını yerine getirdiği ayrıcalıklarından yararlandığı bir davranış biçimidir. Rol çatışması, sosyolojik anlamda iki veya daha fazla statüde oynanan rollerin çatışmasıdır. İş yerindeki sorumluluklara ve yükü karşısında çocuklarına yeterli zaman ayıramadığını düşünen çalışan bir annenin içinde bulunduğu durum rol çatışmasına örnek olabilir. Toplumsal gruplar. Toplumsal grup en az iki kişiden meydana gelen, benzer değer ve beklentileri paylaşan, bireylerin düzenli etkileşimleri sonucu ortaya çıkan bir birleşmedir. Toplumsal grup, statü ve rolleri arasında belirli ilişkiler olan iki veya daha fazla kişiden oluşur. Birincil gruplar, birbirleriyle sevgi ve özveri gibi duygularla yaklaşan ve yoğun ilişki içinde olan insanlardan oluşur. Aile, arkadaş grupları, akrabalar gibi. İkinci gruplar ise birbirleriyle geçici bir biçimde ilişki kuran ve çıkar amacı taşıyan gruplardır. Bunlara örnekler resmi örgütler, şirketler ve siyasi partiler gibi. En küçük grup iki kişiden oluşan ikili yani diyattır. Örneğin evli çiftler. Grup üç kişiden oluşuyorsa triyat denir. Toplumsal sınıf. İnsanların toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bu pozisyonun bilincinde olsun veya olmasın bölünmeleridir. Üst sınıf yani burjuvazi büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşur. Orta sınıf iki gruba ayrılıyor. Üst orta sınıf kamu ve özel sektördeki üst düzey yöneticilerdir. Avukatlar, eczacılar, mühendisler, doktorlar gibi. Alt orta sınıf ise orta ve alt kademe yöneticiler ve memurlardır. Eski orta sınıf endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkan esnaf ve zanaatkarlardan oluşur. Yeni orta sınıf ise endüstri devrimi sonrasında beliren genellikle hizmet sektöründe çalışanları ifade eder. Bir diğer grup olarak alt sınıf, vasıfsız ve düşük ücretli işlerde işçi statüsünde çalışan işçilerdir ve daha çok kol emeğine dayalı işlerde istihdam edilirler. Toplumsal ilişkiler ağı. Bir bireyin hem grup içinde hem de diğer gruplar, kuruluşlar ve kurumlarla olan bütün ilişkilerini kapsayan ağıdır. Toplumsal ilişkiler ağı, bir bireyin diğerleriyle ilişkisinden başlayıp diğer bireylerin sosyal ilişkiler ağını diğerlerine geçerek kurumsal olarak sonuçta bütün toplum üyelerinin birbirine bağlandığı bir örüntüyü oluşturur. Toplumsal ilişkiler ağı, bireyin grup içi ve dışı bütün ilişkilerini içine alır. Bu ağ sayesinde bireyler ve gruplar haberleri, bilgileri ve kaynakları paylaşırlar. Üç kişiden oluşan bir arkadaş grubunda herkes birbirini yakından tanıyor ve yakın ilişkiler sürdürüyorsa grubun yapısı sıkı örülmüş demektir.
Gevşek yapılı gruplarda ise grup içinde yalnız bir kişi diğerlerini tanımaktadır. Gravanter, zayıf ilişkilerin önemine değinirken zayıf bağ ilişkisi içindeki bireylerin güçlü ilişkiler ağı içindeki bireylerden daha fazla bilgiye ulaşabildiklerini ileri sürmektedir. Toplumsal kurum, toplumun yapısı ve temel değerlerin korunması bakımından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğudur. Sosyolojide toplumsal düzeni sağlayan kurumlar genelde aile, siyasal kurumlar, din, ekonomi ve eğitim kurumu olarak sıralanmaktadır. Kültür, toplumda yaşayan insanların bütün öğrendikleri ve paylaştıklarını kapsayan bir kavramdır. Öğrenilmiş davranışlardan oluşur, yani doğuştan edinilmez. Semboliktir, dil aracılığıyla aktarılır kültür. Çoğu zaman çatışan kurumsal yaklaşımın bir arada görülmesi Merton'a göre sosyolojinin gücünden kaynaklanmaktadır. Toplumsal yapıyı açıklayan kuramların başlıcaları yapısalcılık, yapısal fonksiyonalizm, sosyal alışveriş kuramı, çatışma kuramı ve evrimci sentez kuramıdır. Yapısalcılık, Platon ve Aristo'nun yaklaşımlarında görülen organizma felsefesi günümüze değin etkisini göstermiştir. Kepler, Galileo ve Newton gibi doğa felsefecilerin tüm fikir hayatını etkilemeleri sonucunda bu yaklaşım 16. ve 17. yüzyılda yeniden güncellik kazanmıştır. Yapısalcılığın sosyolojik anlamda en basit ve doğru tanımına göre ilişki taraflardan daha önemlidir. Sosyolojik yapısalcılık Fransa'da Auguste Comte ve Almanya'da Karl Marx'ın çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Yapısal fonksiyonalizm, Comte, Spencer, Durkheim, Weber gibi klasik sosyologlardan ve antropolojideki fonksiyonalizmin ilk temsilcilerinden Rashid Brown, Malinowski'den de etkilenmiştir bu görüş. Başlıca temsilcileri bu görüşün Parsons, Merton, Ogmund, Buckley, Tiryakian olan yapısal fonksiyonalizmin temel kavramları yapı, fonksiyon, toplumsal yapı, kültürel yapı, sistem, sosyal sistem, statü, rol, değer, norm, düzen, yapısal farklılaşma, dinamik, denge ve konsensustur. Husserl ve Rosenberg yapısal fonksiyonistlerin sosyolojik kavramları tanımlamada birbirinden farklar gösterdiklerini gözlemlemişler. Husserl ve Rosenberg fonksiyonu bütün oluşturan parçalara uyum için gerekli toplumsal etkinliklerin sonuçları şeklinde tanımlar. Auguste Comte'ye göre sosyoloji toplumsal statik yapı yani yapı olduğu kadar toplumsal dinamik yani süreç üzerinde çalışmaktadır. Spencer'in toplumu yaşayan bir organizma olarak görmesi belirlediği özellikler ise toplum ve yaşayan organizma her ikisi de büyüme eğilimi gösterirler. Toplumsal bünyeler ve canlı bünyeler hacimce büyürlerken yapıca da büyürler. Canlı bünyeler ve toplumsal bünyelerde her bir parça bir fonksiyon veya amaca hizmet eder. Hem canlı hem de toplumsal sistemlerde parçaların birbirinde meydana gelen bir değişme diğer parçaları ve sonucunda bütünü etkilemektedir. Parçalar birbirine bağımlı olmakla beraber bağımsız olarak da incelenebilirler. Fonksiyonalist düşüncenin temel varsayımı birbirlerine bağımlı parçalardan oluşmuş bir sistem olarak toplumun görülebileceğidir. Radcliffe, Brown ve Malinowski toplumun yaşayan bir organizma olduğu görüşünü savunan sosyologlardan etkilenmiş ve organik model üzerine kurulu fonksiyonalist yaklaşıma katkıda bulunmuşlardır. Bu görüşü eleştirirler, yapısal fonksiyonalizm insan varlığını kurumsallaşma normu veya toplumsal kurallara göre rollerini oynayan yaratıklar olarak görmektedir. Yapısal fonksiyonalist yaklaşımın sunduğu insan yaratıcılık ve seçiciliğe çok az yer veren toplumsal sınırlar ve normlar tarafından belirlenmiştir. Sosyal alışveriş kuramı, ekonomik alışverişte bir temel ilkeye dayanır. İnsanlar malları ve hizmetleri elde etmek isterler. Peter Ballou ve George Homans'ın çalışmalarıyla birlikte sosyal alışveriş kuramı tam boyutlu olarak gelişmiştir. Alışveriş kuramı, kuram sarkacının aşırı sosyolojiden toplumsal yapı içinde bireyin rolünün yeniden bir değerlendirmesine giden bir çabadır. Homans'ın alışveriş kuramı kişinin davranışın ya ödül elde etmek ya da cezalardan sakınmak amacıyla oluştuğu varsayımına dayanır. Homans için birey ile onun yapısı arasında bağ sağlayan basit olarak fonksiyonalist statü rol değildir. Bundan öte bu yapılar ve kuramlar maddi ve maddi olmayan metaları alıp verme süreci içindeki bireyleri kapsar. Peter Ballou ise sosyalleşmenin temeli olarak karşılıklık ilkesine dayanarak toplulukların yapı ve dinamiklerini çözümler. Toplumsal örgütlerde gözlemlenen alışveriş arasında önemli farklar ise yüz yüze ilişkilerde ilişkiler doğrudandır. Karmaşık yapılar kısmen kurumlaştırılır. Yüz yüze ilişkiler bireylerden oluşur. Ballou alışveriş kuramını psikolojik indirgemelecik alanından alıp sosyoloji alanına götürmüştür. Eleştiriler ise Homans'ın yaklaşımı psikolojik indirgemecilik olarak nitelendirilmektedir. Blau'nun kuramının en büyük zayıflıklarından biri insan davranışının çoğunun alışverişle yönlendirdiği
şeklindeki temel varsayımdır. Sosyal ve alışveriş kuramına getirilen ana eleştiri, kuramın insan davranışı karmaşıklığı ile ilgilenmediği, toplumsal yapıların ortaya çıkış biçimleriyle uygun biçimde ilgilenmedikleri başarısızlığından dolayı eleştirilmektedir. Çatışma kuramı. Çatışma, toplumsal yapının oluşumu, birleşim ve korunması açısından araç olabilecek bir süreçtir. Kusur, yapısal fonksiyonalist geleneğe sıkıca bağlı kalmakla beraber çatışmanın iktidarla çatışma grupları arasında denge sağlayarak toplumun korunmasının bir aracı olabileceğini göstermiştir. Çatışma yaklaşımı içinde en bilineni Marksist yaklaşımdır. Marx'a göre insanlık tarihi bireylere sahip olanlarla olmayanlar arasındaki bir sınıf mücadelesidir. Marx'a göre modern toplumda ikili bir sınıf yapısı vardır. Bunlardan birincisi güce, mal ve mülke sahip olan burjuvazi, diğer ise güçsüz ve üyelerin mal ve mülk sahipliği olmadığı proletaryadır. Burjuvazi yani patron kesimi, proletarya işçi kesimi. Marx'ın yaklaşımına yöneltilen en büyük eleştiri, Marx'ın toplumsal yapının belirleyici unsuru olarak altyapıya yani ekonomik ilişkilere esas önem vermesi, siyasal, hukuksal, felsefi, dinsel ve edebi alanları içine alınan üst yapıyı ihmal etmesidir. Marx en büyük eleştiriyi ekonomik determinizm anlayışından almaktadır. Evrimci sentez kuramı. Lenski'nin tabakalaşma kuramı, çatışma kuramı ile fonksiyonalizmi evrimci bir çerçevede birleşik bir kuram içinde sentezleme girişimidir. Lenski, verili insan doğası gereği tam bir eşitliğin gerçekleşebileceğine inanmıyorsa da, gelişmiş karmaşık endüstri toplumlarının tanrısal toplumlarından daha az katı tabakalaştığını düşünmektedir. Bu kuramı eleştirse, Lenski'nin toplum kuramı, onun insan kavrayışında olduğundan çok çatışma perspektifine yakındır. Lenski'ye göre toplumsal yapının başlıca belirleyenleri insanın kalıtsal mirası yani organik evrim süreciyle edindiği parçalı araçlar ve davranışsal eğilimler, bu mirası artırmak için yavaş yavaş şekillendirdiği teknolojiler, insan etkinliği ve teknolojik gelişmesine çevresel engeller, özellikle diğer toplumlardan bilgi akışını engelleyen çevreler, arazi kaynak tabanlarının koruma mücadelesi veren toplumlar arasındaki ölümcül yarış. Ona göre toplumsal yapıdaki değişmelere neden esas olarak teknolojik tabanındaki değişme ve gelişmedir. Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili araştırmalar. Başak'ın tespitlerine göre bu araştırmalarda başat kurumsal yaklaşımlar Marksist ve yapısal fonksiyonalist yaklaşımlardır. Türkiye'de en fazla okunan sosyolog olma unvanını elinde bulunduran Ziya Gökalp, 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi siyasi çevrenin teorisyenliğini üstlenmiştir. Çalışmalarında saltanat, hilafet, batılılaşma, halkçılık, demokrasi, siyasi ve ekonomik bağımsızlık, laiklik, eski Türk medeniyeti gibi Cumhuriyet'in başat konularını Cumhuriyet öncesinde ele almış bir sosyologtur. Prens Sabahattin, ülkemizde bir Fransız sosyoloğu olan Liv Plein'in temsilcisi olarak tanınmış ve değerlendirilmiştir. Prens Sabahattin'e göre bir toplum ve yönetim erkini düzeltebilmek için o toplumun sosyal yapısını tanımak ve diğer sosyal yapılarla arasındaki ayrımı belirlemek gerekir. Ali Arkul, Prens Sabahattin Türk sosyolojisine olan katkılarını dört başlıkta toplamış, toplumsal yapı araştırmalarında bilimsel yöntemin kullanılmasını önermiş. Türk sosyoloji yazında 1945-72 yılları arasında toplumsal yapı ile ilgili çalışma yapan sosyologların başlıcaları ise Behice Varan, Bübetçel Berik Kıray, Nihat Nirun, Nevzat Yalçıntaş, İbrahim Yasa, Orhan Türkdoğan, Tahir Çağatay ve Ömer Bozkurt olarak sıralanır. Niyazi Berkes sosyoloji alanında Türkiye'de yayınlanan ilk monografiyi 1942 yılında bazı Ankara köyleri üzerine araştırma isimli çalışmasıyla yapmıştır. Türkiye'de Çağdaşlaşma adlı çalışması ise sosyolojinin önemli eserlerindendir. Toplumsal yapıyla ilgili yazılarda en çok adı geçen ve atıf yapılan iki yazar ise Behice Boran ve Mübeccel Berik Kıray'dır. Behice Boran'ın Toplumsal Yapı Araştırma adlı eserinde amacı bir toplumun sosyal yapısının farklılaştığı fonksiyonel kısımlar arasındaki ilişkileri aydınlatmaktır. Kıray'ın Türk sosyolojisinde özel bir yeri olan Ereğli Ağır Sanayi'den önce bir sahil kasabası isimli eserinde belirttiği gibi amacı Ereğli kasabasında sosyal münasebetlerin, insan ilintilerinin, değerler sisteminin 1962 yılında meydana getirdiği fonksiyonel bütünü tespit etmektir. Kıray'ın sosyoloji yazınına yaptığı önemli bir katkı tampon kurum terimidir. Nihat Nirun ise sistematik sosyoloji yönünden sosyal dinamik bünye analizi isimli eserinde temel bir ayrıma giderek sosyal yapı ve sosyal dinamik bünye terimlerini kullanmıştır. Nevzat Yalçıntaş, Türkiye'nin Sosyal Bünyesi isimli eserinde Türkiye'nin nüfus yapısı alanında ana temayı oluşturmuştur. İbrahim Yasa ise
toplumsal yapı ile kültürel ilişkilerini incelemiş ve bu konudaki öne sürülebilecek iki görüşü ifade etmiştir. Sosyal yapıya esas özelliğini kazandıran egemen kültür unsurlarından sadece biridir. Sosyal yapıya şeklini veren ve özelliğini kazandıran çeşitli kültür öğeleridir. Yasa 1960'lı yıllarda Türkiye'nin yapısıyla ilgili özellikler saptamıştır. Bunlar otoriteye ve bilincil topluluklara bağlılık, toprağa bağlılık, dinsel ve boş inançlara bağlılıktır. Yasa bu özelliklerinden de bireylere yansımasını içe dönüklük, kuşkuculuk ve güvensizlik, bencillik biçiminde 3 değişik davranış modeliyle açıklamıştır. Özer Ozankaya, Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasi Kültür isimli çalışmasıyla Türkiye'de kırsal yapıyı incelemiştir. Orhan Türkdoğan, Türk Toplumsal Toplum Yapısı ve Malakanların Türk Toplumsal Yapısı eserlerinde fonksiyonalist modele göre geliştirdiği nitel araştırmalar yapmıştır. Ömer Bozkurt, Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı isimli eserinde büyük ölçüde Gurvik'in sosyal yapı anlayışından esinlenerek bir toplumsal yapı modeli kurmuştur. Tahir Çağatay'a göre toplumsal yapı ise daha ziyade cemiyet bütünüyle ilgili başlıca içtimai zümrelerin birbirine karşı durum takınmasını ve bununla bağlılıkta cemiyet bütününün alacağı şekil ve karakter etrafında cereyan eden çekişmelerini ifade ve izaha yatar. Türk Sosyoloji yazında 1985 ve sonrasında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılar Emre Kongar, Korkut Boratav, Bilsen Gökçe, Beylül Dilekçigil, Dikeç Ligil, Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit'tir. Eyüp Kemerlioğlu, Erzurum'da meslekler ve sosyal tabakalaşma rol ve toplumsal yapı ve köy aile yapısında değişme isimli tezleriyle toplumsal yapı çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme başlıklı kitabında ve ilgili diğer çalışmalarında Türkiye'nin toplumsal yapısını incelemiş. Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 1-2 ve 21. yüzyılda Türkiye, 2000'li yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı isimli eserlerinde Türkiye'nin toplumsal yapısı ve değişmesini dış dünya, ideoloji ve sınıfsal gelişme öğelerini temel alarak genel bir model çerçevesinde çözümlemeye çalışmıştır. Şerif Mardin, Türk modernleşmesi alanında yaptığı çalışmalar sonrası Türkiye'de siyaset, din ve toplumsal değişim konularında eserler vermiştir. Korkut Boratav ise 1995'te yaptığı çalışması ile 1991-92 arasında değişen ekonomik koşulların toplumsal sınıfları nasıl etkilediği sorusundan yola çıkarak kırda ve kentteki sınıfları tanımlamıştır. Nur Sertar, Türkiye'nin sosyal yapısı isimli çalışmasıyla bu alana katkıda bulunmuştur. Birsen Gökçe, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar isimli eserinde 90'lı yıllarda Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin göstergeleri sayısal olarak belirlemiş ve toplumsal yapının temel özelliklerini incelemiştir. Beylül Dikeçligil ise bir analiz modeli denemesi sosyal yapı ve toplumsal yapı adlı makalesinde sosyal yapı ve toplumsal yapı kavramlarını netleştirerek sayıltılar ile yaklaşımlar ve model arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit, Kültür and Social Structure Identity in Turkey, yani kültür ve toplumsal yapı Türkiye'de kimlik isimli makalelerinde Türkiye'de güncel toplumsal olay ve sorunların temel özelliklerini anlayabilmek için bunların yapısal ve kültürel işaretlerini incelerken tarihi ve biyografik yaklaşım benimsemişlerdir. Bölüm değerlendirme notları. İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütününe toplum diyoruz. Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar toplumsal statü, toplumsal rol, kültür, toplumsal kurum şeklinde. Toplumsal yapıyı açıklayan sosyolojik kuramlar, çatışma kuramı, sembolik etkileşimcilik, yapısal fonksiyonalizm, sosyal alışveriş kuramı. Toplumsal yapı kavramı ilk kez Spencer tarafından kullanıldı. Yaşlı olmak edinilmiş bir statüdür. Toplumda belli bir statüyü işgal eden kişiden beklenen davranışa rol diyoruz. Lenski'nin evrimci sentez kuramı, çatışmacı ve fonksiyonalist kuramın sentezi şeklindedir. Gökalp'in çalışmalarında üzerinde durduğu konular batılılaşma, demokrasi, laiklik, sanat. Yapısal fonksiyonalist kuramın temel kavramları toplumsal bütünleşme, değer, norm, düzen şeklinde. Türkiye'de toplumsal yapı araştırmalarına katkıda bulunan bazı araştırmacılar Mübeccel Kıray, Emre Kongar, İbrahim Yasa, Nihat Nirun şeklinde. Evet, birinci bölüm.